Hafif bir esinti ferahlatıcıdır ama doğanın rüzgar işleri idaresi çalışanları kafayı yedi mi sonuçlar ölümcül oluyor. Cars, houses, street signs are all submerged in a muddy brown layer of water, gas, sewage and chemicals. Watchmojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün en unutulmaz 10 kasırgayı sıralayacağız. We have hurricane warnings and incidentally on this new advisory the hurricane warnings have been extended westward to cover the entire north coast of Honduras. Bu listede belirgin bir yıkıma neden olmuş veya insanlara azımsanmayacak bir etki etmiş olan devasa kasırgaları inceliyoruz. Very destructive winds of 120 kilometers per hour with gusts of 150 kilometers per hour are expected between Darwin and the Perron Islands tonight and tomorrow morning. 10 numara Sandy kasırgası. 2012 yılında Karayipler'deki tropik dalgalar hızlıca ABD tarihinin en hasar verici ikinci kasırgasına dönüştü. When they tell you to evacuate, you need to evacuate. Süper fırtına Sandy, ABD kıyılarını vurmadan önce Haiti gibi birkaç adada dehşet saçtı. 54 kişinin ölümüne neden oldu. 24 eyaletin bir dereceye kadar etkilenmesine rağmen en çok kuzeydoğu bölgesi vuruldu. New Jersey'de 37 kişi hayatını kaybederken New York'ta bu sayı 53'tü. Aynı zamanda Sandy, New York'u durma noktasına getirdi. Asla uyumayan şehri tamamen kapattı. State government will be closed tomorrow, and I'm encouraging all schools across the state to close as well. Birleşik Devletler'deki hasarın değeri 75 milyar dolardan daha fazla olarak belirlendi. And so we will get up and we'll get this thing rebuilt and we'll put things back together. 9 numara Tracy kasırgası. Avustralya, 1974 yılında vuran Tracy kasırgasının ceremesini çok kötü çekti. Noel arifesi ve Noel gününde ortaya çıkan olay, insanların beklediği tatil hediyesi değildi. Darwin şehri zaten 2. Dünya Savaşı sırasında Japon hava saldırılarından çok fazla çekmişti. Tracy, Darwin'i vurduğunda şehirdeki evlerin %70'ini yok etti ve toplamda şehirde yaşayan 47 bin kişinin 41 binini evsiz bıraktı. Ayrıca 71 kişinin hayatına mal olduğu gibi Avustralya'ya 837 milyon dolardan daha fazla bir zarar verdi. İşin iyi tarafı ise şehir toparlandı ve bugünlerde büyümekte olan bir metropol. 8 numara Mitch kasırgası. 1998 Atlantik kasırga sezonu tarihin en çok öldüren ikinci kasırgası olan bu kategori 5 kasırgasıyla en uç noktaya ulaşmış oldu. The winds now have been increased to 180 miles per hour. That makes it a very dangerous category 5 hurricane. Yaklaşık olarak 11 bin kişi hayatını kaybetti ve eşit sayıda insan da kayıp olarak belirtildi. Sadece bir toprak kayması 2000 civarı kişiyi öldürdü. Sarsıcı bir şekilde 2.7 milyon insan bu şiddetli kasırga yüzünden evsiz kaldı ve bazı bölgelerde 190 santimi bulan yağmurlar yağdı. Yağmurlar nedeniyle ulaşan suyun boyutu 190 santimetreyi buldu. Büyük çoğunluğu Honduras, Nicaragua ve Guatemala'da görüldüğü halde ABD'nin güney eyaletlerinden Florida'da hatırı sayılır bir hasara uğradı. 7 numara Okeechobee kasırgası. Ulusal Kasırga Merkezi'nin 1953'ten itibaren kasırgalara isim vermeye başlamasından önce kasırga isimleri genelde etkilediği coğrafi bölgenin adını alırdı. 1928 yılında ABD tarihinin en ölümcül ikinci kasırgası, Florida'nın en büyük tatlı su gölü olan Okeechobee Gölü'nde ortaya çıktı. 257 km saate ulaşan rüzgarları gölde taşmaya sebebiyet verdi ve su seviyesini 6 metreye kadar yükseltti. 2500'den fazla insan boğularak can verdi ve kasırganın yarattığı can kaybı ise toplamda 4000'den fazlaya ulaştı. Şehirlerde ve kasabalardaki kasırganın yoluna çıkan yüzlerce ev yerle bir oldu. 6 numara Andrew kasırgası. Körfez'de ve okyanus kıyısında olması Florida'yı sayısız kasırgayla uğraşmak zorunda bıraktı. 1992 yılındaki Andrew başka bir kategori 5 canavarıydı ve o zaman da ABD tarihinin en çok maddi hasar veren kasırgası olmuştu. 285 km hıza ulaşan rüzgarlar etkilediği mahallelerdeki evleri sadece temelleri yerinde kalacak şekilde yok etti. Sadece Miami-Dade County 25 bin ev kaybetti. Florida'dan fazlasını etkileyen kasırga Körfez'deki petrol kuyusu platformlarına 500 milyon dolar değerinde zarar verdi. Alabama, Georgia ve Mississippi'de 28 hortum çıkmasına neden oldu. Sonuçta 65 kişi öldü ve 26 milyar dolarlık hasar oluştu. 5 numara Katrina kasırgası. ABD tarihinin maddi anlamda en çok zarar veren kasırgası olan Katrina, New Orleans şehrini tamamen harap etti ve Birleşik Devletler'de acil afet yönetimi krizi çıkmasına neden oldu.
harap ettiği onca şey ve yaratmış olduğu birçok evsiz insan kalpleri kırıcı bir durumu ortaya çıkardı. Hükümet kademesinin ve sonrasında Başkan George W. Bush'un geciken tepkileri, yardımları halkın onları eleştirmesine neden olacaktı. And looking for meaning in a tragedy that seems so blind and random. Katrina'nın ceremesini çeken Louisiana olsa bile yaptığı yıkım geniş alana yayıldı. Florida'dan Texas'a ve Doğu Deniz kıyısına kadar etkileri hissedildi. Toplam maddi hasar 108 milyar dolar civarında hesaplandı ve 1836 kişi de hayatını kaybetti. Finally, the lady said, you know, they were swimming for it. And I don't know whether they... 4 numara, Nina Tayfunu. Katrina'da hayatını kaybedenlerin sayısı ne kadar yıkıcı olsa da 1975'teki Nina Tayfunu'nda verilen zayiatın yanında çok ufak kalır. Diğer kasırgalarla kıyaslandığında bu Pasifik fırtınası orta boyutlu bir şeydi. Tayvan'ı vurduğu sırada kategori 3 kasırgası durumundaydı ve Çin'i vurduğunda şiddeti daha da azalmıştı. Ancak kasırga muazzam büyüklükte bir yağmuru yanında getirmişti. Öyle ki sadece 24 saatlik bir periyotta bir yılda yağan yağmur kadar yağdı. Bu da içlerinde devasa Bankyo Barajı'nın da bulunduğu aşağı yukarı 62 tane barajın tahrip olmasına neden olmuştu. Bankyo'nun düşmesiyle birlikte baraj 229 bin kişinin boğularak ölmesine neden olan sel sularını bırakmış oldu. 3 numara Galveston Kasırgası. 100 yıldan bile daha uzun süre olmuş olabilir ama 1900 yılının Galveston Kasırgası hala ABD tarihinin en ölümcül kasırgası unvanına sahip. Ve o zamanki enflasyon değerlerini hesaba katarsak eğer bu en fazla maddi hasar verenlerde de en yükseğe çıkıyor. 1900 yılında Galveston, Texas'ın en yüksek yeri su seviyesinin 2.6 metre kadar üstündeydi. Ama kasırganın yarattığı taşmalar 4.5 metreyi bulduğu için bütün şehir sular altında kaldı ve 3600 kadar ev tamamen yerle bir oldu. Daha kötüsü sadece fırtınanın etkisiyle ölen kişilerin sayısının 12 bin olduğuna inanılıyor. 2 numara 1780'in büyük kasırgası. Atlantik'te olan kasırgaların sebep olduğu doğru sayılar 1851'e kadar tam belli değil ama Karayipleri 1780 yılında vuran bu kasırga Atlantik'in en kötüsü olarak düşünülüyor. Daha çok küçük Antiller, Bermuda ve Porto Rico'yu vuran kasırganın aşağı yukarı 22 bin kişiyi öldürdüğüne inanılıyor. Bunlara Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda savaşan 4 bin Fransız askeri de dahil. Fiziksel hasara ait tam sayılar bilinmese de çok kayda değer olduğuna inanılıyor çünkü bazı uzmanların tahminlerine göre Antillerdeki rüzgarlar olağanüstü bir şekilde 321 kilometrelik bir hıza ulaşmış olabilir. Birinciyi açıklamadan önce anmaya değer birkaç kasırgaya daha bakalım. 1 numara Bola Kasırgası. Bola Kasırgası kayıtlara geçmiş en ölümcül kasırga ve bu zamana kadar gerçekleşmiş en ölümcül doğal afetlerden bir tanesi. Bengal Körfezi'nde başlayan kasırga, Bangladeş'in birçoğu ve Doğu Hindistan'ı etkiledi. Sonuç olarak 3.6 milyon insan bu kasırgadan dolayı evinden yurdundan oldu. 300 ila 500 bin arası insanın da hayatını kaybettiğine inanılıyor bu kasırga yüzünden. Bundan en çok etkilenen yerse nüfusunun %45'ini kaybeden Tazumidin oldu. Bölgedeki bu ve öteki trajedilere ses verme olarak George Harrison, Concert for Bangladesh'i düzenledi. Bola kurbanlarına sağlık yardımı yapmak için düzenlenen ilk konser bu oldu. Bu trajedinin tek iyi yanı ise Birleşmiş Milletler, Kızılaç ve diğerlerinin ileride böyle krizlerde daha hazırlıklı olabilecekleri planlar hazırlamış olmalarını sağladı. The key thing that the Red Cross suggests is that you create a kit and a plan. Listemize katılıyor musunuz? Başka hangi kasırgaları eklemeliydik? Daha büyüleyici top onlar için watchmojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın.